Çok ani oldu. Daha biz de bir hazırlık yapmadık. E işte bugün yarın başlayacağız. Siz çoluk çocuk yavaş yavaş toparlanın. Hafta sonuna kalmadan binin bir otobüse gelin. Bir tek siz gelin yeter. Hadi. Hadi selametle. Çok şaşırdılar vallahi çok. Hatice konuşamadı bile. Yasin'i verdi telefona. Bir yardımları olur diye önden Hatice Gülsüm'ü alıp gelecek. Sonra cümbür cemaat doluşacaklar otobüse. Cuma'dan evvel gelecekler. Aa, Hatice ablamla Gülsüm önde mi gelecekler? E ben Gülfidan'ı arayayım o zaman da hazırlıklara başlayalım o dur, zaman. Dur hanım dur. Önce Yunus'la konuşmak gerek. Nişan dedik ama daha onların da haberi yok. Bir tarih seçelim, konuşalım, anlaşalım. Nerede yapsak ki nişanı? Bir cebimize bakmak lazım. Ya Rıza ya uzatmayalım artık. Tamam karar verdik. Tamam bitti. Hadi kararımızı verdik biz. Uzatmayalım da bir düğün salonu bulmak lazım. Onca eş, dost, akraba nasıl sığışacağız? Ben bir Yunus'la görüşeyim. Hadi görüşürüz. Hadi dikkatli ol. Selam söyle çok çok. Eyvallah, hadi. Eyvallah. Nasıl yaptın anne? Nasıl vazgeçtin benden? Ne yaparsan yap dinleyeceksin anne beni. Feriha, ben seni çok dinledim kızım. Yalanlarını çok dinledim. Yalanlar atıp beni ayakta uyuturken ben sana inandım. Ben seni çok dinledim. Ben yalan söyledim anne. Bir sürü yalan söyledim. Yalanlarıma inandım. Babamın okula geldiği gün başladı her şey. Bir tane yalan söyledim. Sonra durduramadım. Önünü alamadım yalanlarımı. Hayal ettim oldu. Hayallerime inandım. Kendimi buraya sığdıramadım anne. Bir masal yazdım. İnandım. Ama benim de bir masalım vardı. Sen doğduğunda, seni kucağıma aldığımda, adını Feriha koyduğumda, o zaman başlamıştı. Ama sen yalanlarınla onu benim başıma yıktın. Sen bana Feriha dedin. Onlar kapıcı kızı dedi anne. Ben bir tek adım olsun istedim. Thank you.
Kalk yüzünü bir toparla, yıka. Biraz sonra Şerife ile Gülfidan gelecek. Böyle görmesinler seni. Anne ben gerçekten o adamla nişanlanacak mıyım? Gerçekten. Gerçekti. Artık yalan yok. Her şey gerçek. Gerçek. Geldim. Gel Gülfidancığım, hoş geldin. Hoş geldik. Hoş geldin Şerifeciğim. Hoş bulduk. Ay Zehra abla, Allah tamamı neredesin inşallah. Maşallah. Aman, hılalı kuzum benim. Gel öpeyim seni. Aman. Oy, elimizde büyük de gelinlik kız oldum. Maşallah. Şerif abla, otur. Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldik. Vallahi o gün Allah söyletmiş ha. Burada oturmuş böyle nikah şekeri yapıyorduk. Bir gün inşallah Feryan da nikah şekerini yaparız dediydim Zehra ablaya, değil mi? Hakikaten öyle dediydin, öyle. Hayrola kızım? Mektebe gitmemişsin. Hasta mısın yoksa? Midesini üşütmüş. Vah vah. Sen de pek narinsin. Heyecandandır canım. Heyecandan. Kusura bakmazsınız. Ben yatayım biraz. Tabii kızım. Yat sen. Ben yabancı değilim artık. Heyecandandır. Ben çay demlediydim. İçersiniz herhalde. İyi olacak. Tabii. Dur şimdi hemen. Çoluk çocuk binip gelecekler. Ay bir ağlaştık telefonda. Anan kız. Halil'im de ablasının kıymetlisidir. Ay insan içi bir tuhaf oluyor. Feriha kızımız iyileşir iyileşmez nişan boşcası için bir çıkarız artık. Ay ben de geleceğim vallahi. Şu günlerimi bir ayarlayayım. Kıza bohça yapmak kolaydı. Erkeğe çok zor. Ne zaman çıkarız Zehra ablacığım? Hocam ben de günlerimi bir ayarlayayım Gülfidancığım. Bir iki güne çıkarız. Canım bohça işi kolay. Bir seferde hakkından geliriz. Asıl nişanı nerede yapacaksınız Zehra? Hani bizim eş dost kalabalık. Sizden de gelecekler olur. Tabii hiç oğlum. Yani buraya sığışacak değiliz Şerife tabii. Bakacağız. Senin aklında bir yer var gibi sanki Şerif ablacığım. Ay canım bana bir yer demek düşmez. Malum nişan kız tarafına ait. Bakıyoruz bakacağız canım. Bulacağız bir yer. Ay kuyumcu gezmek lazım. Yüzük müzük gene iki ayağımız bir pabuça girecek. Aman Şerif abla yüzüklerden sana ne? Gençler beğenip alacaklar işte ama sen de yani. Abla annem seni yemeğe çağırıyor. Bugün birkaç düğün salonuna baktım. Öyle kapıdan ayaküstü fiyat sordum. Cumartesi pazar olunca yüksek fiyat veriyorlar. Hafta içi daha ucuz. Acaba cuma gününü istesek mi diyorum. Olur. Cuma olur. İyi. Senin cuma günü okulda mühim bir dersin var mı kızım? Benim bütün derslerim mühim baba. Bu okul meselesi senin canını sıkıyor.
Ama sen merak etme. Okul bitmeden o yüzük sağ elden sol ele geçmeyecek. İçin rahat olsun. Anam her işimiz koşar ayak, onu anladım da adetleri de ezdik geçtik bunlarla. Nişan boşçasına kız anası gelmez. Aman Şerif abla, heves etmiş işte kadıncağız. Ne var bunda sen de yani? Meraklı anam, meraklı. Vallahi çekeceğimiz var. Ya bak gelmiş bekliyor zaten, sus sus. Merhaba. Merhaba Zehra. Merhaba Zehra. Oldu mu geleli? Yok yok, ben de 5 dakika oldu geleli zaten. Kız nerede? Ha kız okuldan gelecek, Şerif Eminönü'nde buluşacağız. İyiyim abi. Şu kırmızıya baksana, ne güzel değil mi bak? Ay yumuşacık. Nasıl? Güzel mi? He? Tövbe estağfurullah. Ah ah, bizim zamanımızda yoktu böyle süslüsü püslüsü. Hele bizim oralarda kaba saba 2 geceliğimiz, bir de hamam tasımız olurdu bohçamızda. Ya ya. Tabii. Ana abla şuna bak bak, yırtmacı da var ha, ne güzel değil mi? Ama ne biçim şey öyle? Usulana bakalım biz. Zehra, bu nasıl? Sefsel o beyaz güzel. Kolları falan çok güzel, işi falan güzel. Hepsi birbirinden güzel. Kızımız artık kendi zevkine göre seçsin beyaz. Fark etmez. Yok, hepsi güzel. Utandı tabii. Heyecandandır, heyecandan Şerif abla. Kolay mı? Aa, abla bak şu bindallılar var ya, onlar da kına için gelip bir baksak. Olur. Sular indi valla. Yorulduk ama değdi değil mi Şerif abla? Bilmem ki değdi mi. Kızım hiç sesin çıkmıyor. Aldık aldık ama beğendin mi beğenmedin mi, ben bir şey anlamadım. Beğendi beğenmez olur mu, beğendi. Zehra abla bir de erkek bohçası için çıkacağız değil mi? Çıkacağız kızım, çıkacağız. Aa, ta buralara kadar inmişiz. Madem bir Halil'in dükkanına uğrayalım, soluklanalım, bir çay içelim. Olur Emre'yi, Mehmet'i de görürüz. Değil mi? İyi madem. Hadi bakalım. Ama cıvıl cıvıl şurası. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldik. Hoş bulduk. Ay çok yorulduk vallahi oğlum. Halil'ime uğrayalım, bir çay da içelim. Dedim. İnşallah. Sağ ol canım. Hoş geldin. Annem. Nasılsın? Ben tabure getireyim. Sağ ol. Maşallah. Sağ ol anneciğim. Annemin de adetidir. Her geldiğinde bir bereket duası okur. Ne yapsın öyle? Maşallah. Ay dükkana girince içim açılıyor vallahi. Güzelmiş dükkan. Allah bereketini arttırsın oğlum. Çok sağ olun Zehra. Anne. İşte Feriha Hanım, bizim ekmek teknesi de burası. İsterseniz bir gezin bakın, ne beğenirseniz.
Ne ikram edelim size? Bir çayını içeriz artık. Ben söyleyeyim. Feriha Hanım, siz başka bir şey isterseniz... Limonata, oralet, meyve suyu. Yok, sağ ol. Abi bize... 6 çay. Feriha Hanım, soğuttunuz çayınızı. Bir çay soğutsa iyi, havayı soğuturma kız. Hadi iyi, tamam, sen de uzatma. Ay, misafirleriniz mi vardı? Oo, Seher bacım, buyur buyur. Yabancı değil, anamı tanıyorsun zaten. Şerife teyzeciğim. Teyzeciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Komşumuz Gülfidan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Mehmet'in annesi Zehra anne. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de nişanlım Feriha Hanım. Hoş geldin. Çok duydum senin adını, bayağı merak ediyordum. Çok tebrik ederim. Sağ ol kızım, zahmet et. Canım benim. Seni de tebrik ederim. Ay Halil abi, nişanlın çok güzel maşallah. Vallahi bebek gibi. Bu Çin pazarlarındaki biblolara benziyor. Allah tamamını erdirsin. Ne sıcakkanlı kız. Bir de bizim kıza bak, suratsız. Aman iyi, tamam sen, tamam. Nişanımız cuma günü olacak. Davetiyeler perşembe çıkar. Ben getiririm Feyyaz abi eşine, size. Siz şimdi ne heyecanlısınızdır değil mi? Böyle davetiyeler, bohçalar, nişan hazırlığı. Hı? Değil mi? Ne diyeyim, Allah yüzünüzü güldürsün. İnşallah, amin. Hepimizin. Ben sana borcumu ödemeye geldim. Ne borcu? Şu bizim tatlılar var ya hani. Dilber dudakları. O zaman ben tekrar tebrik ederim. Şerife teyzeciğim yine gel, olur mu? Tabii yavrum, denk geldikçe uğruyoruz. Tamam, hadi hayırlı işler Halil abi. Geldiler. Ha abi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Canım 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 canım. Abiciğim. Oh. Nasılsın abi, iyisin? Sağ olasın. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Sen de hoş geldin, hoş geldin. Kocaman olmuşum lan. Mehmet, halanın valizlerini al bakayım yavrum. Ha bak orada. Börekler de var, börekleri. Anacığım, bu hamur da çürüdü. Niye böyle oldu ya? Valla niye öyle oldu ki? Ne bileyim ya. Abla, kaç kişi geliyorlar? Görümcem çıngıraklısı gelecek. Yanında kızcağısıyla. İşte nişan sabahı da ötekiler varacaklar inşallah. Gül suyuna batırsan da sevilmiyor değil mi erkek soyu? Kaynana bir, görümce iki, elti varsa o da üç. Ne gülsün ya, ne gülsün ya. Kör kuyulara attılar anacığım, el kadar kendi. Sev sevebilirsen tabii ondan sonra işte. Ah, hepimiz o yollardan geçtik Zehra abla, hepimiz. El bebek, gül bebek çıkarsın baba ocağından. El kızı diye girersin koca kapısından. Altına batırsan hora geçmez. Allah Feriha'nın yüzüne gülsün de bahtı açık olsun. Amin ya Rabbim, amin amin. Hadi serik üstüne. Yavaş yavaş artık, böyle yavaş yavaş. Şöyle. Ay abla, zahmet etmişsin çökelek, kümbe. Ay 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 ay. Ay eline sağlık bu turşu falan, sağ olasın. Heh.
Hele bunlara bayıldım, bayıldım ablacığım, vallahi bayıldım. Bu nasıl güzel bir şey, sen işlemişsin eline. Artık koyarsın kızın çeyizine. Vallahi ne getireceğimizi şaşırdık. Yani Yasinler olsun, Salihler olsun, onlar da ne göndereceklerini şaşırdılar. Tabii önceden haberimiz olsaydı ona göre bir hazırlık yapardık. Alelacele artık elimizde ne vardıysa o. Sağ olasınız. Siz geldiniz ya Hatice, gerisini boş ver. Öyle deme abi, benim yüreğime çöktü. Yani 7 kat el gibi haftasına mı bildirilir bize nişan? Ay, 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 şunlara bak ya. Sen bunu nasıl işledin böyle Hatice abla ya? Zehra, senin elin de pek iyiydi işlemedi. Artık işlemiyor musun? Ay yok, vallahi benim elime bir toz bezi yapıştı. Artık eski maharet falan kalmadı bende ablacığım. İstanbul'un tozuna razıyım diyordun giderken. Hala razıyım abla. Hala razıyım. Yani toz dediğin nedir ki ablacığım? Üflersin gider. Ama acılar, o acılar, o hatıralar insanın yüreğine bir oturuyor ki o zaman İstanbul'un tozuna razı oluyorsun. Kızım, kalk dayına çay dök. O bizim getirdiğimiz böreklerden de ver, özlemiştir abim. Kursağının pası silinsin. Al kızım. Feriha kaçta gelir ki yenge? Gelir kızım, birazdan Mehmet'le gelirler. Buyur abla, yeseydin. Vallahi uçtuk da geldik kanımız canımız diye kuzum, kuzum. Yani böyle hayırlı bir günde olmazsa ne sizin bize geleceğiniz var ne bizi çağıracağınız. O nasıl laf Hatice? Başımızın üstünde yeriniz var. Seninki de laf abi. Bak yeğenimiz kuş olmuş, yuvadan uçmasına azıcık kalmış. Biz ona ancak yetişiyoruz. Olur mu Hatice abla? Daha dur bakalım ya, ne uçması? Dur daha. Tabii senin için böyle konuşması çok kolay. Senin kimi kimsen kalmadı ki ata toprağında, bütün canların yanında. Ama biz öyle miyiz? Abine hasret, yeğenlerimize hasret. Kökümüz bizim kıvrım kıvrım kıranıyor. Bak bir aradayız Hatice. Gönül koyma sofra başında. Bak öyle deme abi. Benim de işte böyle dilime vuruyor. Yani yengem kusura bakmasın ama sen olmasan bizi arayıp soracakları yok. Hani anca bayramdan bayrama, o da senin zorunla. Ya yok hala, olur mu öyle şey ya? Vallahi kendimizi arıyoruz. Ah benim sözüm sana değil Mehmet'im. Hani kızımızın yüzünü görmekten geçtik. Telefonda bir sesini duyan cennet bahçesine düşer. Hani ben onu diyor. Arıyoruz ya hala. Bayramdan bayrama. Kızım artık sen büyüdün. Yakında nişanlı bir kız olacaksın. Hani böyle daha çok aramalısın, hal hatır sormalısın, büyüklerine böyle itibar etmelisin kızım. Tamam abla, tamam. Şimdi sinirleniyorsun buna ama yuvanı bulunca daha iyi anlayacaksın ailenin kıymetini. Hoş, ben bunları sana söylüyorum ama senin anan da bizi aramıyor, sormuyor. Ağabeyim de olmasa vallahi hiçbir haberiniz olmayacak bizde. Allah ağabeyine uzun ömür versin de bol bol konuşun o zaman Hatice abla. Ne diyeyim ben şimdi sana? Feriha, topla şu masayı da alanlarla bir çay içelim. Abi ben çay dökerim sana. Özlemişsindir sen benim elimden çay içmeyi. Ben de yardım edeyim sana. Oh.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.